Ne var ki abla? Merhaba Zeki. Sana bomba gibi bir haberim var. Mekanı basıp paket aldık. Antalya bu tarafta mı? Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Adamlarla mı konuştun lan? Başımızın belası mısın lan? Ellerim kırılsaydı seni almasaydım arabaya. Ahmet adam. Abi bırak. Kim lan o adamlar? Torpidoya silah koymuşlar. Lan gerçekten silah var ya. Abi Aziz abi atladı. Müzisyen kaçıyor. Aziz abi kaçıyor. Lan! Ali! Ali! Ali'nin durumu geçen seneye oranla olumsuz yönde ilerliyor. Kalp cihazı da yetersiz kalıyor. Bir an önce nakile bulması lazım. Anladım. Kardeşim elimde ölüp gidecek. Benim elimde hiçbir şey gelmiyor bu için. Ali! Ali! Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Oyuncu Cihan Palabıyık ve Keşanlı oyuncu Ergin Kılıkçer ile Keşan'da birlikteyiz. Çamlı Dilara'da çekilecek bir filminiz vardı Grabuna. Akıbeti nedir? Onu öğrenmek istiyorum en başta. Biz de kendi aramızda gelirken yolda buluştuk arabada. Yani evet yazın çekecektik Grabuna'yı ama maalesef ülkemizin içinde bulunduğu pandemi, maddi sıkıntılar. Yani yapımcımızla bir konuda anlaşamadık. Çünkü ben sonuçta buranın insanı olduğum için buranın haklarını da savunmak zorundayım. Benim düşündüğüm şekilde yani hem dağıtım kısmında, sinema anlamında hem de işte yayınlanacak mecralar artı PR'ı bu konuda çok fazla benim düşündüğüm hale getiremediler. Ben de yani çok üzülüyorum projeye. Çünkü aynı zamanda Grabuna benim köyümün Çamlıca'nın eski Grabuna. Güzel olsun istiyorum. Çok da sağ olsun destekçimiz var burada bu projeyle ilgili. O yüzden herhalde bu önümüzdeki yaza sarttı. Pandeminin ama çok büyük etkisi var, bunu söyleyeyim. Bakalım, ben de hayata geçsin istiyorum. Şimdi ikinize birden soralım o zaman. Daha önce rol aldığınız sinema eserleri, diziler, tiyatrolar, bunlardan biraz bahsetsek. Öncelikle büyüğüme ben sözü bırakayım ama bir projede zaten senaristini yaptığım bir projede ortak beraber çalıştık Aslan Parçam'da. Birlikte oynadık ama tabii Avrupa'da onun acayip bir kariyeri var. Cihan Bey sözü size bırakayım. Teşekkür ederim, sağ ol. Avrupa'da 2017'de World Order adında bir film çevirmiştik. Bu film 17 tane uluslararası derece aldı. Artı Dosis Almanca ismi, Doz adlı bir film çevirdik. O da 12 tane uluslararası ödül aldı. Buraya gelmeden önce World Order galasını yaptı. Münih ve Berlin galasını yaptık ama tam sinemaya girecekti. Diğer galalar da vardı. Almanya'da yani Avrupa'da pandeminin patlamasından dolayı şu anda galalar da durduruldu ve sinemanın yani vizyona girmesi de durduruldu. Maalesef. Orada da çok büyük sıkıntılar var. Hem ekonomik açıdan hem de bu pandemi açısından. O yüzden giremedik ve Ergin'le dediği gibi Aslan Parçam'da beraber oynamıştık. Ondan sonra aslında bu World Order'ın yapımcısının bir projesi var. Onu sen söyle istersen. Yani şöyle, ben herhalde kariyerimde ilk defa uluslararası bir projede oynayacağım. O da Cihan Palabıyık sayesinde beni İtalyan yönetmenle tanıştırdı, Roberto'yla. İtalyan ama Amerikan yapımı olacak. Evet, İtalyan ve Amerikan yapımı olacak ama maalesef o da hayata geçecekti. O da herhalde uzayacak çünkü pandemi bütün dünyada olduğu için. Bulgaristan'da çekilecek bildiğim kadarıyla. Romanya'da çekilecek. Yönetmenimiz hem senarist, hem yönetmen, hem de yapımcı. Yani. İtalyan Roberto Cuzzo. Film çekerken 3 bölüm olacak bir film. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm diye. Ama dijital platformdan bir teklif gelmiş. Bunu dizi halinde yapın diye, 30 bölüm dizi halinde. Şimdi sevgili Roberto'nu dizi şeklinde yazdı. Hazır senaryo ama dediğim gibi pandemiden dolayı aslında Mart'ta başlayacaktık biz, öyle konuşmuştuk. Mart'ta başlayacaktık ama herhalde bu yaza doğru sarkacak. Ve
Romanya'da çekeceğiz. Romanya. Çok bilinen bir dijital platformda şu an en çok projelerin olduğu kısmet olursa ismini vermeyelim ama sağ olsun Cihan Palabıyık abim, kendisi aktör, dostluğumuz var. O İtalyan yönetmeni benim görüntülerimi gösteriyor ve projenin içinde biz baba oğlu oynayacağız. Evet. Bir Türk bir gangsteri oynayacak kendisi, ben de oğlunu oynayacağım. Başka kim oynayacak? Tücel Salma, Salma. Salman. Salman, Kurtlar Vadisi'nden tanıdım. Şu an TRT'nin Teşkilat dizisinde gelen bir abi de oynuyor. Hakkı Dayı oynuyor. Hakkı Dayı oynuyor. Ya bu projede 3 tane Türk olacak. Kısmet olursa benim de ilk uluslararası projem olacak. Ve mesela, uluslararası oyunculardan oluşan bir kadro. Yani sırf Alman, Amerikan değil. Uluslararası Türkler var. Alman, Amerikan, İtalyan. Yani artık ben de yurt dışına doğru açılıyorum yavaş yavaş. İnşallah devamı da gelir. Bir de Almanya'da çekilecek bir filminiz vardı, Trakonya. Evet. Ondan da bahsedelim isterseniz. Tabii, Trakonya'nın senaryosu bana ait. Aslında aşağı yukarı pandemiden önce yazmaya başladığım bir projeydi. Oradan bir sinema filmi. Yani Aslan Parçamı ben yazıp hayata geçirdikten sonra oradaki sevgili Münih'te Mehmet Gürgen yapımcılığını yapacak Trakonya'nın. Bu da bir istihbarat hikayesi. Uzun süredir üzerine çalışıyorum. Pandemi de zaten hayata geçti. Senaryosu bitti. Kısmet olursa biz şu an Mart koyduk takvime ama Mart'a ulaşabileceğimiz çok zor. Çünkü Almanya'daki durumlara bağlı. Evet. Yani oradaki, şu anda orada da yüksek şekilde vaka sayıları var. Ve tam kapanmaya girdi şimdi Almanya. Mart diyorlar, açılma yavaş yavaş gevşeme başlayacak ama bizimki sarkar gibi geliyor, yani Nisan, Mayıs gibi. Evet, büyük bir ihtimal sarkar. Orada da başrolümüz Cihan Palabıyık olacak. Hacı Ali Konuk, Ayça Abana, başka kim vardı kadroda? Roberto bu arada, Roberto Pusso. O da kötü adamımız hikayemizin içinde. Engin Demirci olur. Engin Demirci olur BKM Mutfak'tan. Böyle bir kadroyla bu projeyi inşallah hayata geçeceğiz. Ama bizim şeyimiz çakışması. Diziyle çakışması. Diziyle çakışması. İzleyicilerimizin sizi daha iyi hatırlaması amacıyla bu soruyu da soralım. Daha önce rol aldığınız projeler hakkında da biraz bahsetsek güzel olur. Aslında seyircimiz beni Alemin Kralı'ndan tanıyor. Şafak Sezer'in dizisi. Orada sevgili evim hakkında partneri oynamıştık. Hostess olarak Şafak Sezer'in oya başarılı olduğu dizi. Onun haricinde geçen yıl TRT'de Türkan Hanım'ın konağında oynamıştım. Bir sezon sürdü. Bu sezon da sürmesi gerekiyordu ama herhalde bu pandemiden dolayı. Ondan önce gene ben TRT sanatçısı olduğum boya Abdülhamit vardı TRT'de. Orada da Kargo Polos Abdülhamit'in afiyesini oynamıştı. Fox'ta Umutsuz Ev Kadınları var. Festival filmi Beyaz Boyuna. Tiyatro kariyerim var. Artık kendim proje üretmeye. Tabii ben bu 20 küsür sene doldu. Ama seyircimizin beni en çok tanıdığı Alemin Kralı Cihan Bey. Ben bu durumdan çok muzdaripim. Aşk olsun ya. Çünkü benim Türkiye'de hala dizim yok. Oynayamadım. Ben oynatmadılar. Araya olacak inşallah. Kendisi uluslararası projelerde olduğu için sıra gelmedi diyelim. Ben şahidim. Bu TRT'nin teşkilat dizisinden kendisini istediler ama yoğunluğundan dolayı o zaman da orta duru çekildi. Olamadı. Aslan Parçam'da benim yazdığım senaryoda birlikte oynadık. Orada da orijinal Almanca oynadı. Evet. Kendi aynı zamanda Almanya'da da ikamet ediyor bu arada. Çok zor gelmedi ben oynamak. Doğal oynadım. Böyle yani bir kariyeri var. Artı yani Almanya'da benim dizim var. Sat1'de yayınlanan bir dizide oynamıştım Almanya'da. Ondan sonra Türkiye'de Aslan Parçam filmi Aslan var. World Order var yurt dışında. Doziz var. Bir de yani birkaç tane daha dizi var da şu anda hatırlamıyorum ismini. Unuttum isimlerini Almanya'da. En flaş olanları bunlar. Evet. Birçok tiyatro oyunumuz var. Zaten beraber yaptığımız Bin Dolarlık Yalan vardı. Oynayamadığımız pandemiden dolayı yine hazırdı oyunumuz. Şimdi Grabuna'da da kendisi oynayacak. Kısmet olursa orada da nahiye müdürü, köyün muhtarını oynayacak. Bu sen başlıyorsun.
Bu arada da size gerçekten çok teşekkür ederiz. Değer verdiğiniz bu röportajı yaptığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Artı vakit harcadınız bize. Uni Haber Ajansı'na da çok çok teşekkür ederiz bize yer verdikleri için. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle memleketimde tekrardan bu şekilde ağırlanmak. Ben de misafirime karşı sizin sayenizde kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü o yolda konuşmuştuk. Biz de röportaj yapacaklar falan demiştik. Erdoğan Demir'e, Erdoğan abiye, Uni Haber Ajansı, Keşan temsilcisi ve Arzu Hanım size çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yeni projelerde de tabii burada bekliyoruz ama misafir olarak da sık sık bekliyoruz. Artık siz de Keşanlı sayılırsınız bundan sonra. Tahmin ya. Aynen be. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da böyle güzel programlarda buluşmak üzere diyorum.